Радио ТВ Манас, интернетте, Инстаграмда Инста Медиа Манас, Твиттерде Медиа Манас KG, Фейсбукта Медиа Манас KG. Манас радиосунда атайын репортаж. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Radyosu'ndan Manas FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Здравствуйте, саламатсыздар бы. Bişkek'te 102.9, Çolpanata'da 93.7, Narın'da 93.7, Talas'ta 88.1 frekanslarından sizlere sesleniyoruz. Aynı zamanda Manas TV olarak Facebook ve YouTube üzerinden ve mediamanas.kg'den sizlere canlı yayınımızda birlikteyiz, sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyenler, Türk dünyasının iki büyük üniversitesi var biliyorsunuz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi. Biz bugün kardeş üniversitemizden konuklarımızı ağırlıyoruz. Rektör yardımcıları, yardımcı doçent doktor Sayın Mustafa Eren ve yardımcı doçent Sayın Nurlan Batır Bayev. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim. Hocam ben ısrarla size profesör diyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bu olacağız anlamına gelir. İnşallah. Motivasyon İnşallah. İyi bir motivasyon oldu bizim için. İnşallah. Ne kadar güzel sizi kardeş Kırgızistan'da Alatoğların eteklerinde ağırlamak. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Kırgızistan'a bir kere gelen defalarca dönüp dolaşıp tekrar geliyor. Nurlan Bey bunu çok iyi biliyordur zaten. Kazakistan da bizim çok sevdiğimiz Türk dünyası ülkelerimizden bir tanesi. Kırgızistan da aynı şekilde, Türkiye'miz de aynı şekilde. Ne kadar güzel ki stüdyomuzda birlikte, hep birlikte oturuyoruz şimdi. Bu güzel üniversitemizi, Manas Üniversitemizi, Ahmet Yesevi Üniversitemizi konuşacağız birlikte. Nasıl gidiyor işler? Hemen sorayım Mustafa Hoca'ya. Öncelikli olarak böyle bir imkanı bize verdiğiniz için şahsınızda ve bütün üniversite adına hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Özellikle bugün ziyaretlerimize başladık. Sayın Rektörümüz Sebahattin Balcı Bey'i ziyaret ettik. Oldukça babacan, oldukça hoşgörülü, oldukça sevimli tavırlarıyla gerçekten kalbini, gönlünü bize açtı. Son derece mutlu olduk. Zaten böyle bir ortamı bekliyorduk. Böyle bir sıcaklığı bekliyorduk. Manas Üniversitesi'ni sürekli takip ediyoruz. İki kardeş üniversiteden bir tanesi olduğu için adeta buranın nefesini alıyoruz, burayı soluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bugün buraya gelmek kısmet oldu. Rüyalarını gördüğümüz, bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Rüyalarını gördüğümüz bir bölgeye geldik. Nasıl geldik, ne şekilde geldik, bunun rasyonel izahını yapamıyorum. Kader bizi buralara gönderdi ve iyi ki geldik. Bu güzel insanlar, bu güzel coğrafyayla tanıştık, köklerimizle tekrar buluştuk. Bundan dolayı da sebep olanlara teşekkür ediyorum. Hocam sizin akademisyenliğinizin yanında yazarlık ya da şairliğiniz de var zannediyorum. Ne kadar güzel betimlediniz, ne kadar güzel tanımladınız. Estağfurullah, estağfurullah. Yazarlık kısa bir süre oldu. Ama böyle sözlü olarak onun dışında şiirleri de severiz, okuruz ama şair değilim. Felsefeci olduğum için her felsefecinin şair olan bir tarafı var. Biz de sadece şiirleri okuyoruz, onların anlamlarını yoruluyoruz ama kendimiz iyi bir şair değiliz. Filozofuz, öyle diyelim. İyi şairler hiçbir zaman zaten iyi bir şairiz demiyorlar. Biz programın sonunda bir şiir sözü alalım sevgili Ayda hocamızdan. Peki hocam, siz Avrupa aslında Avrupa tecrübesinden sonra vatanınıza döndünüz, ata vatanınıza döndünüz. Kazakistan'da, Türkistan şehrinde, bu güzel ülkede, güzel üniversitemizde hizmete başladınız. Nasıl buldunuz Kazakistan'ı? Öncelikle onu sorayım. Daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi ile ilgili sizlerden bilgi alalım dinleyicilerimiz için. 10 yıl kadar Avrupa'nın göbeğinde Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nde felsefe üzerine doktora yaptım. Daha sonra ana vatanımıza, yurdumuza döndüm. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi olarak başladım, bölüm başkanı olarak. Kısa bir zaman sonra da Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne görevlendirildik. Tabii buralara gelmeden, buraları görmeden, bu kültürü tanımadan ne kadar farklı kültürleri tanısak da Batı kültürünü, kendi kültürümüzü bu bölgelere tanımadığımız sürece bir tarafın eksik kalacağı kanaatindeyim. Buraları gördükten sonra gerçekten anlam dünyamızda, zihin dünyamızda bir takım değişiklikler oldu.
Biz dünyayı sadece gördüklerimizden ibaret zannediyorduk. Hem kültür anlamında, hem medeniyet anlamında, hem coğrafya anlamında. Ama Kazakistan'a geldiğimiz zaman hem Kazakistan'ın topraklarının ne kadar büyük olduğunu gördük. Sadece toprakların büyüklüğünü değil, bu topraklarla birlikte zaten bizim medeniyet kurucularımızın, medeniyet köklerimizin olduğunu burada gördük. Bu toprakların büyüklüğü tesadüf değil, uçsuz bucaksız düz alanların, steplerin büyüklüğü tesadüf değil. Bu büyüklük içerisinde çok büyük bir ufku da yakaladık burada. Medeniyetimizi, kültürümüzü de gördük burada. Kazakistan hem düşünürleriyle, hem şairleriyle, hem kültürüyle, hem coğrafyasıyla, her yönüyle bize dünyanın diğer tarafını anlatmaktadır. Bu şekilde gördüm. Kazak halkını da açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim. 4 aydır buradayım. Son derece sıcak ilişki. Zaten değerli dostum, meslektaşım Nurlan Bey de buraya beraber geldik. Kardeş gibiyiz. Türk-Kazak ayrımı yapmıyoruz. Biz biriz, beraberiz. Bu ayrımlar sadece kategorik ayrımlar. Normalde bizim özümüz bir, sevgili dolu kalbimiz bir, kültürümüz bir, inancımız bir. Gözlerimiz birimiz çekik, birimiz farklı olsa da ama biz birlikteyiz. Ben benziyorum artık. 10 yıldan sonra gözlerim çekilmeye başladığında elbette bizim aramızda hiçbir zaman bir ayrılık yok. Biriz, iriyiz, diriyiz. Her zaman sevgili hocam ayı da bekliyor bizi. Neden bekliyor? Kırgızistan'da Türkçeyi pek çok insan anlıyor ama yeni başlayanlar, anlamaya yeni başlayanlar için sevgili ayı da ya da Rus dilli dinleyicilerimiz için sevgili ayı da şu an konuştuklarımızı çevirecek. Уважаемые радиослушатели, сегодня на радиостанции Манас в студии присутствует в качестве ведущего директора радиостанции Манас господин доктор Бюлент Намал. Дело в том, что сегодня на студию приехали гости из Международного казахского турецкого университета имени Ходжа Ахмед Ясави. Это Мустафа Эйрен, он является проректором данного университета, и Нурлан Батырбаев, также он является проректором данного университета. Ну, прежде всего, интервью началось с разговора с господином Мустафа Эйреном о том, прежде всего, как бы они нашли встречу сегодня в Кыргызстане. Дело в том, что Мустафа Эйрен отметил очень теплую встречу с Эбахатим Балджи. Дело в том, что он, говорит, ранее был наслышан о нашем университете Манас и слышал, думал, говорит, но говорит, им ожидали, говорит, что такая теплая встреча состоится. И, наконец, судьба, говорит, определила то, что мы приехали в этот университет. Ну, Блин Пей подчеркнул, что как бы в его речи как бы отмечаются как бы поэтические нотки, не является ли он писателем или поэтом. И господин Мустафа Эйрен отметил, что он как бы одно время занимался писательством, но поскольку он является сам философом, и ему приходится как бы интерпретировать стихи. Он читает очень много стихов, но сам еще не писал стихи. Но Блин Пей взял слово, что в конце программы Мустафа Эйрен нам прочитает какое-нибудь стихотворение. После обучения, ну, Мустафа Эйрен сказал, что после 10 лет обучения в Европе, а точнее в университете Гёте в городе Франкфурте. Он проходил обучение по специальности философии. Он приехал в качестве сначала преподавателя, потом его определили главой отделения. И сейчас он работает. И говорит, ранее, да, говорит, мы читали, говорит, о Казахстане, но, говорит, там, говорит, обширные степи, говорит, та территория, говорит, обширная, говорит, нас поразила, говорит, и вместе с тем, говорит, это, говорит, очень обширная, говорит, культура, говорит, и, как они, говорит, очень, говорит, такое слово, говорит, это отечество, именно вот отцовская земля, вот, говорит, и встретили там, говорит, и, говорит, в Казахстане они, говорит, нашли не только, говорит, своих братьев в качестве, говорит, вот вместе с кем он приехал, вот Нурлан Батырбаев, говорит, он называет его своим братом, говорит, вот дело в том, что, говорит, и наши сердца, говорит, и вместе едины, говорит, и наша культура, говорит, едина. И передаю слово Бюленту Намалу. Çok teşekkür ederiz Ayda. Programımız devam ediyor. Sayın konuklarımız yardımcı doçent doktor Mustafa Eren ve yardımcı doçent doktor Nurlan Batırbayev'le. Hocam, takayım bunu. Her konuğumuz bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Biz konuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fakat Kazakistan'dan gelen konuklarımızın ziyaretlerinden çok daha büyük heyecan duyuyoruz. Çünkü söylediğimiz gibi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi de iki kardeş üniversite ve Türk dünyasının eğitimdeki kutup yıldızları. Onun için bizi çok daha heyecanlandırıyor Kazakistan'dan gelen heyetlerimiz. Çünkü her bir heyetin ziyareti yeni işbirlikleri doğuruyor, yeni kapılar açıyor. Neler yapmayı planladınız Sayın Rektörümüzle birlikte? Var mı gelişmeler, önümüzde müjdesini vereceğimiz yeni işbirlikleri olacak mı? Onu da sorayım ben size. Tabii her şeyden önce buraya bir görev amaçlı geldik. Manas Üniversitesi'nin tecrübesinden istifade etmek için
kısa süre içerisinde önemli başarılar yakaladılar. Bizden sonra kurulmalarına rağmen farklı alanlarda, bizim tecrübe alanımız farklı, Kırgızistan tecrübesi farklı. Her iki ülkenin kendi gerçeklerinden kaynaklanan farklılıklar var. Bu vesileyle burada yönetimden kaynaklanan farklı bir durum var. Onu tecrübe etmek için. İkinci derecede de yine Sabahattin Balcı hocamızın 7 yıllık gibi uzun süreli bir tecrübesi var. Genelde bu tür üniversitelerde gelen arkadaşlarımız kısa süreli geliyor. Bir yıllık, iki yıllık geliyor. Henüz etrafını, çevresini öğrenmeden maalesef geriye dönmek zorunda kalıyor. Evet. Uzun süreli kalan hocalarımızın daha istikrarlı, daha verimli olduğunu görüyoruz. Bunun en güzel örneği de Sabahattin Balcı hocamız. Buraya geliş sebeplerimizden bir tanesi üniversitemizin sosyal destekler dediğimiz mali işler ve diğer alanlarda bir takım değişimler bekliyoruz. O değişimleri gerçekleştirmek için de farklı modellere bakıyoruz. Bizim için en yakın, en güzel, en uygulanabilir modellerden bir tanesi Manas Üniversitesi. Özellikle yemekhane, yatakhane, kantin gibi sistemler, bu sistemlerin altyapıları, bunlardan istifade etmek için arkadaşlarımızla görüştük. Bizlerle bilgi paylaşımında bulundular. Gerçekten oldukça samimi bir şekilde, oldukça özverili bir şekilde bilgilerini esirgemediler. Bu bir adım olarak bu şekilde başladık. Bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekillerde bu sosyal desteklerle birlikte entelektüel, akademik seviyede de inşallah daha farklı ilişkiler bizi beklemekte. İnşallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok daha güzel işbirliklerinin, çok daha güzel işlerin yolunu açacaktır bu ziyaretinizde. Umarım. Nurlan Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? İyiyim, jaksımın. Kazakistan nasıl? Kazakistan'daki dostlarımız nasıllar? Jaksı, barlığı jaksı. Çok selam aytınız ağlara bizlerden. Selamlarınızı yetkizemiz. Rahmet. Bugün sizlerden olsun Kırgızistan'ın Astanasında, Baskalasında, Bişkek'te orunalaşkan Manas Üniversitesi'nin Mustafa Eren dostum, erertesim ekibimiz ске байланыс орнату, өзөрө тажрыйба алмату максатында келдик. Университет ушуна башчылыгына ректор мырзага рахмет. Өтө жылы каршы алып, кушак жайып каршы алып, тажрыйбасы менен тааныштырды. Биз ризашылыгыбызды билдиребиз. Мустафа Эрен досум айткандай, бул университеттин ашылганына көп боло коймаса да, бирок жеткен жетиштиги көп экен. Ага. Университет аз гана убакыттын ичинде керемет жақсы материалдық техникалық базаны қалыптастырған, керемет жақсы жүйені қалыптастырған. Жоқ, рахмет. Іскерлік басқару өзара ішкі жүйелерде жақсы жолға қойылған. Мен ойлаймын, мұнда білім алып жатқан жастар, студенттер бақытты. Өйткені оларға барлық мүмкіндіктер жасалған. Заманауи талапқа, заман талабына сәйкес білім алып, болашақта осы түркі дүниесіне, Кыргызстанга, түркү дүйнөсүнө кызмет ететин согон әлеуетті мамандар бул шығуына мүмкіндіктері бар. Бірақ олар тек қана мүмкіндікті пайдаланып, уақытты қадірлеп, дұрыс білім алып, дұрыс тәрбие алса болғаны. Мен ойлаймын, айттыңыз. Мен ойлаймын, бұл студенттер де бақытты. Мустафа Ерен байқады бірден. Студенттердің көздерінде бақыт бар, жанарлары жанып тұр. Қандай тамаша деп. Мынау табиғаты да керемет. Оның үстінде Астанада орналасқан, Қырғызстанның Астанасында, Басқаласында орналасқан Манас университетінің болашағы бұдан да әрі жоғары, биік деп ойлаймын. Университеттің басшылығын жоспарлары да керемет. Онымен барлығымен танысып жатырмыз. Яссауи университеті мен Манас университеті бұл бірін-бірімен өте тығыз қарым-қатынаста болу керек. Бұл екі университет ұқсас. Ондағы мақсаттар да мүдделер де ұқсас. Ондағы студенттер мен ондағы қызметкерлер де барлығы бауырлар. Сондықтан да осы екі университет тек қана екі мемлекет қана емес, түркі мемлекеттеріне бір үлгі боларлықтай, дұрыс үлес қосарлықтай қызмет жасап жатыр және жасай береді деп мен сенемін. İnşallah iki üniversitemiz de çok daha güzel yerlere gelecekler. Bütün öğrencilerimizin katkılarıyla, burada hizmet veren çalışanlarımızın katkılarıyla çok teşekkür ederiz size.
Müsaadenizle ben Aida'ya söz vermek istiyorum şimdi. Напоминаю, что сейчас в нашем эфире вы слушаете интервью, которое ведет директор радиостанции «Медиа Манас», господин доктор Бюлент Намал. И сегодня у нас в гостях находится проректор Ходжа и университета имени Ходжа Ахмед Ясави Мустафа Ирин, а также проректор университета Нурлан Батырбаев. Дело в том, что мы передали слово Нурлану Батырбаеву, и он рассказал о том, что он увидел здесь, прежде всего, в Кыргызстане. И, в частности, о том, что даже если наш университет, Манас университет был создан позднее, говорит, он отметил, что университет Манас достиг больших достижений, говорит, и он отметил в том, что здесь благодаря тому, что руководство, например, говорит, работать более дольше, говорит, это, говорит, есть достижение, говорит. И они приехали для того, чтобы обменяться опытом работы между двумя университетами, потому что это два университета тюркских, которые расположены вне пределов Турции. И, значит, господин Нурлан Батырев отметил, что, говорит, здесь уже даже в глазах, говорит, у него студентов можно, говорит, увидеть счастье, говорит, что они здесь учатся, говорит. И, говорит, мы, говорит, теперь, говорит, вдвоем, говорит, два университета можем объединить наши усилия для того, чтобы наши студенты, они получали хорошее образование, хорошее воспитание, говорит, для того, чтобы они служили в интересах тюркского мира. Спасибо, Аида. Hocam şiir sözü aldık ama, daha doğrusu Aida o şekilde anons etti ama şiir için hazırlıklı olmayabilirsiniz. Bu seferlik Kırgızistanlı evet. Dostlarımıza son olarak ne söylemek istersiniz onu soralım size. Şimdi Sayın Rektörümüzle birlikte yemekten bahçe içinde yürürken öğrencileri gözlemledim. Yani bir üniversitenin güzelliği, bir üniversitenin başarısı o üniversitedeki öğrencilerin, personelin mutluluğundan belli oluyor. Rektörümüze dedim ki, hocam siz çok fazla bir şey anlatmanıza gerek yok. Hani bana bakın, gözler bana baksın, ben ne demek istediğini anlarım. Öğrencilerimizin gözleri pırıl pırıl. Rektörümüzün öğrencilerle, personelle kısacık süre içerisinde gözlemlerime göre çok üst seviyede iletişimi var, diyaloğu var. Bu son derece güzel bir örnek. Öğrencilerin gözleri parlıyor. Adeta burada olmaktan mutluluk duyuyorlar. Kırgızistan'ın kalbinde, Bişkek'te Türkçe konuşuyorlar öğrencilerimiz. Personel Türkçe konuşuyor. Dün akşam geldik restoranda oturduk, yemek siparişi verdik. Bir arkadaşımız geldi. Yani çalışan bir kardeşimiz geldi. Çok akıcı bir Türkçeyle, hiç kendimizi yabancı olarak hissetmedik. Gayet sanki Türkiye'deki gibi burada yaşıyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki üniversitemiz misyonuna uygun hareket ediyor. Türkistan'da böyle, Yesevi Üniversitesi de böyle. Dil çok önemli bir unsur. Dil bir kültürün evidir aynı zamanda. Biz eğer bu ülkenin dilini bilirsek, buradaki kardeşlerimiz bizim dilimizi bilirlerse evlerimize girerler. Biz de onların evlerine gireriz. Bu şekilde kendimizi evimizde hissediyoruz. Bişkek gibi güzel bir başkentte olmanın ve böyle bir üniversiteyi ziyaret etmekten dolayı da ayrıca son derece mutluluk duyuyoruz. Burada sizler gibi değerli arkadaşlarımızla tanıştık. Stüdyonuz oldukça güzel ve bizim için de güzel bir örnek oldu. Herhalde en kısa zamanda da Sayın Mütevelliyet Başkanımız Musa Yıldız Bey'e de söyleyip, zaten kendinin de planında var. Böyle bir stüdyo, böyle bir medya merkezi oluşturmak için teklifte bulunacağız. Daha önce İnşallah. Bir teklifte bulunduk. Onu en kısa zamanda yerine getirdiler sağ olsunlar. Yesevi odası, Yesevi okuma salonu, araştırma salonu teklif etmiştik. Kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Eğer burada yoksa Yesevi araştırma salonu, buraya da teklif edelim. Biz bütün kitapları karşılamak üzere küçücük bir, kütüphanemizin küçücük bir köşesini Yesevi pirimize, Türkistan piri Ahmet Yesevi'ye ayıralım. Bu şekilde de yine ileriye dönük bir şekilde birlikte hareket etmeye çalışalım. Ne kadar güzel olur hocam. Biz de sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Sizi tanımaktan ve sizleri dinleyicilerimizle tanıştırmaktan çok mutlu olduk. Kapımız her zaman açık. Buyurun gelin. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Şeref verdiniz. Erkin mikrofon sizge. Agay. Rahmet. No, biz jalpı Türk'ün memleketlerine, оның үстінде Манас университеті орналасқан Қырғызстан мемлекетіне бірлік тілейміз, экономикасының өрлеуіне тілейміз, мемлекеттілігінің мықты болуын тілейміз, және де осы жарқын болашаққа алып баратын уақытта өсіп келе жатқан бауырларымыздың, студенттеріміздің, мамандарымыздың заман талабына сай әлемдік бәсекеге қабілетті жақсы маман болып жетілуіне тілейміз. Біздер соған
себепкер болу үшін Мұстафа Ерен және басқа да достарым, әріптестеріміз қызмет етіп жатырмыз. Соған сай біздің болашақ мамандарымыздың осы мемлекет үшін, халық үшін, ел үшін, ұлт үшін, түркі бірлігі үшін, түркі мемлекетінің болашағы үшін еңбек етуге шақырамыз. Çok rahmet. Rahmet sizge. Hemen Aida'ya dönüyorum ben. Bu güzel sözlerinizi de dinleyicilerimizle hemen paylaşsın. Ведущий при интервью доктор Бюлент Намал предоставил слово нашим гостям для того, чтобы они поделились, скажем, своим словом для наших радиослушателей. Дело в том, что, говорит, мы ранее анонсировали, говорит, что господин Мустафа Ерена прочитает на стихотворение, говорит, но поскольку без подготовки, говорит, трудно, говорит, прочитать стихотворение. Да, в следующий раз, когда он приедет. Вот. И он сказал, что, ну, прежде всего, говорит, очень, говорит, рад, что, говорит, и он, говорит, узнал, что здесь насколько о работе университета Манас можно судить уже, говорит, по взгляду, говорит, его сотрудников, его, говорит, студентов. Я уже, говорит, глядя в глаза, говорит, этих сотрудников, уже вижу, что они счастливы работать здесь. И это, говорит, одно из достижений, говорит, как работает показатель, говорит, того, как работает университет. Вот. И, говорит, в дальнейшем, говорит, мы, говорит, будем в тесном сотрудничестве, говорит, уже работать. И то, что Кыргызстан находится здесь, говорит, это в столице, говорит, находится здесь, говорит, Манас университет, говорит, его работа, говорит, уже видно в том, что, говорит, даже вчера, говорит, вечером, когда мы находились в ресторане, говорит, человек, который работал в этом ресторане, он свободно, говорит, говорил на турецком языке, говорит, это, говорит, и язык, говорит, прежде всего, говорит, это наш дом, говорит, и благодаря языку, говорит, если люди знают язык друг друга, мы можем звать в их дом, они могут звать, говорит, наш дом, говорит, и таким образом, говорит, мы ощущаем от этого, говорит, счастье прежде всего. И когда, говорит, предоставили слово для господина проректора Нурлана Батырбаева. Он сказал, что он тоже, говорит, прежде всего, говорит, студенты, говорит, наши, говорит, сотрудники, которые, говорит, работают в наших двух университетах, они, говорит, он, говорит, ожидает, что они будут работать на будущее, говорит, на укрепление, говорит, расцвет, говорит, экономики наших двух стран и на братство, и прежде всего, говорит, на единство. Вот, и они будут служить как бы единству и, скажем, будущему тюркского мира. Çok teşekkür ederiz Aida. Sayın dinleyiciler, çok değerli iki konuğumuz da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden rektör yardımcıları, yardımcı doçent doktor Sayın Mustafa Eren ve yardımcı doçent Sayın Nurlan Batırbayev ile beraber olduk. Bir başka yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Напоминаю, что сегодняшнее интервью вел директор медиа Манас, господин доктор Бюлент Намал. Его гостями сегодня были проректор Международного казахского турецкого университета имени Ходжа Ахмед Ясави, это проректор-доцент Мустафа Эрен и господин доцент, проректор Нурлан Батырбаев. Спасибо за интервью. Всего доброго. До свидания. Манас радиосында Атайын репортаж.